Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul telefon attığımızda Korona Türkiye'de başlığıyla kendisiyle konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler yayın için. Zaten biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Zaten geldi gelecek. Yani şu anda pozitif test olmaması Türkiye'de olmadığı manasına gelmez. İhtimal yüksek gibi açıklamalar vardı. Bilim insanları koronanın Türkiye'de bulunduğunu işaret ediyorlardı. Resmi olarak ellerinde bir test sonucu olmasa bile. Dün gece yarısı ilk vaka açıklandı. Arkası gelecek mi? Tabii şimdi en büyük soru bu. Bu bir salgın değildir diyor Sağlık Bakanı. Bir veya iki vaka. Salgın ne zaman diyeceğiz veya diyecek miyiz? Demeden kurtulabilecek miyiz? Bir sürü soru var kafamızda. Buyurun. Anladım. Şimdi birincisi umarım eskinin bir deyimiyle bu korona bizi teğet geçer diye düşünürken çok da teğet geçmeyecek gibi duruyor. Aslına bakarsanız evet, hani biz infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları olarak hani bu olayın bize geleceğini önceden bildiriyorduk, söylüyorduk zaten. Hı-hı. Ve Sayın Bakanımız da aynı şekilde bildiriyordu. Aynen. Yani bu Türkiye'ye gelecek, evet, evet. Gelecek, olgu olacak diye dün de ilk doğrulanmış, bakın doğrulanmış diyorum özellikle. Üstüne basarak doğrulanmış olgu geldi, açıklandı. Bundan başka olgular var mıdır? Benim görüşüm olasılıkla vardır. Fakat bu koronavirüsün hastalık oluşturduktan sonraki semptomlarına baktığımızda hani hemen ağır hastalık tablosu, birdenbire çok ciddi bir hastalık tablosu yapmıyor. Sonuçta bu bir hastalığın yelpazesi var. Hafif durumlarda da geçiren insanlar olabilir, olmuştur da. Onlar doğrulanmış olgu olmadığından dolayı kayıtlara girmeyecek. Onlar sadece taşıyıcı görevi görüyor herhalde. Fark etmeden bu işi geçirdikleri evet, zaman. Evet, öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Sonuçta onlar belki de geçirdiler ve bitti hastalıkları. Ve herhangi bir sağlık kuruluşuna da başvurmadılarsa, onlardan bir örnek alınmadıysa doğrulanmış olgu olmadıklarından dolayı yapabileceğimiz hocam, bir şey yok. Şimdi orada çok kritik bir şey var. Müsaadenizle araya gireceğim ama daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi hasta oldunuz, boğazınız ağrıdı, gittiniz doktora. Doktor size test yapmıyor zaten. Evet. Değil mi? Bir hikayeniz olması lazım. Yani aynen, Avrupa'ya öyle. Mı gittiniz, yurt dışına mı gittiniz, İran'da mı bulundunuz, şu mu oldu, bu mu oldu? Yok olmadık. O zaman devam ediyorsunuz. Ama o zaman şöyle tanımlayalım. Buyur. Pardon, bu sefer ben sizin sözünüzü. Estağfurullah. Buyurun buyurun. Şöyle tanımlayalım. Aslında bakanlığın daha önce açıklamış olduğu bir şey var. Olası olgu tanımı var. Hı-hı. Yani olası olgu tanımı içerisinde birincisi ateş, kuru öksürük ve solunum sıkıntısı olan bir hasta olacak. Bu sağlık kuruluşuna başvuran öncelikle. Ve sonra biz öykü kısmında hastaya şunu soracağız. Koronavirüs hastalığının bulunduğu, COVID-19'un bulunduğu ülkelere bir seyahatiniz veya onun dışındaki ülkelere bir seyahatiniz var mıydı? Örneğin işte Çin, ki uzun zamandır Çin'le uçuşlar ve gelişe gitti. İtalya yakın zamana kadar vardı. Yakın evet. zaman dediğimiz. Onun dışında İran riski. Sıralamayı sayıyorum şu anda, dünyadaki sıralamayı. Ama onun dışında örneğin dünyadaki sıralamanın 4. 5. 6.sına baktığımız zaman Almanya, Fransa, İspanya. Evet. Ve şimdi Yunanistan eklendi. Komşularımız da görünmeye başlandı. İsviçre, yani bunlar eklenmeye başlandı. Yani sonuçta bir ilk başta bu hastalığın sık görüldüğü bir ülkeye gitme veya oradan gelenlerle bir temas var mı yok mu, bunu sorgulamak gerekiyor. Onun dışında uluslararası havalimanlarında bulunma. Çünkü en önemli riskli bölgelerden bir tanesi oraları. Böyle bir öykü var mı? Şimdi böyle bir bunlar varsa eğer, bu bir olası olgu tanımına giriyor. İşte o zaman bizim aslında bu hastadan örnek almamız ve bunu bakanlığın referans laboratuvarına göndermemiz tamam. gerekiyor. Bunu da şu anda sağlık müdürlükleri yapıyor. Sağlık müdürlükleri. Sağlık müdürlükleri. Özel hastanelerde, evet. özel kuruluşlarda, sağlık kuruluşlarında böyle bir şey yok. 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 Neden yok? Mesela burada da eleştirel bir yaklaşım var. Bilmiyorum, sizin yorumunuzu da almak isterim. Zor bir test mi? Niye daha fazla yapılmıyor? Mesela bugün bir gazetede sanıyorum bir yorum olarak vardı. Amerika'da
test kitlerinin fazlalaşmasıyla birlikte vaka sayısında süratli bir artış olmuş. Acaba Türkiye'de de mi benzer bir şey var? Şu ana kadar 2000 test yapıldı söyleniyor sadece. Evet, şimdi bakın bu konuda tek yetkili bakanlık aslında Sağlık Bakanlığı, evet, Türkiye'de. Evet. Yani sağlık otoritesi diyoruz biz ona. Şimdi onun bu konuda onay vermesi gerekiyor. Benzer bir örnekle gidersek, örneğin ülkemizde bir dönem biliyorsunuz Kırım-Kongo, evet, oldukça yoğun bir biçimde görülüyordu ve yaz aylarına girdiğimiz zaman hala görülüyor. Hala onun testleri bakanlık tarafından, bakanlığın referans laboratuvarları tarafından yapılıyor. Yani bakanlık diyor ki bunu ben yapacağım. Ben kontrol edeceğim. Benim kayıtlarım içerisine girecek ve bunun sayısal verilerini de ben açıklayacağım. Şimdi sizin sağlık otoritesine hayır bunu ben de yapacağım, tabii, diyebilme yetkiniz ve yasal şansınız yok. Evet. Gücünüz yani yok. O nedenle de bakanlık böyle bir şekilde geldiği zaman size, siz de tamam diyorsunuz ve kanınızı almış olduğunuz örnek kanı bakanlığa gönderiyorsunuz. Doğru. Bakanlığın referans laboratuvarına gönderiyorsunuz. Ama tabii bunun doğru olup olmadığı konusunu ben hani tartışmaya açmak istedim. Peki doğru olup olmadığı konusunu sizin yorumunuzu almak isterim. Evet. Bana göre Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde gitmesi doğrudur ama tek bir laboratuvarla bunun yürütülmesi belki de yanlıştır. Yani örneğin biz şimdi başka hastalıklar için, Kırım-Kongo gibi veya başka hastalıklar için gene Sağlık Bakanlığı'nın referans laboratuvarlarını kullanıyoruz. Ama işte İstanbul, İzmir ve Türkiye'nin değişik illerindeki referans laboratuvarlarına da kan gönderebiliyoruz. Böylece sonuçları daha çabuk alabiliyoruz. Bunu tek bir merkezi, büyük olasılıkla bakanlık bunu yapacaktır diye düşünüyorum veya umut etmek istiyorum en azından. Yani o kapasite yani arttırılırsa belki Türkiye'deki tabloyu daha erken ve daha net görme şansı olabilir diye bir eleştiri. Olabilir, olabilir. Ama hani şu konuda hani yiğidi öldürüp hakkını da yememek gerekiyor. Başlangıçtan itibaren Sağlık Bakanlığı bu konuda önlemler konusunda, Türkiye'ye girişi konusunda gerçekten ciddi gitti, önlemler alarak iyi gitti. Şimdi bu süreçten sonra aslında yapılması gerekenleri tartışmak gerekiyor. Doğru. Yani bundan sonra ne yapacağız? Şimdi hastalık belki asemptomatik dediğimiz veya hafif seyirli enfeksiyonlarla vardı ama şimdi artık doğrulanmış olgumuz var. Şimdi önlem zamanı. Önlem. Yani şu andan itibaren artık önlemleri almaya başlayacağız. Bunun yayılmasını engellemeye çalışacağız. Oraya gelmeden önce bir sorum daha olacak. Sağlık Tabii Bakanlığı, Sağlık Bakanı Türkiye'de pek alışık olmadığımız bir biçimde her gün çıktı, kamuoyunu açık açık bilgilendirdi, uyarılarını ortaya koydu, bir takım uluslararası önlemler alındı, Türkiye'ye girişler yasaklandı, Türk vatandaşlarının bile Türkiye'ye girişinde bir takım zorluklar yaşandı, yeter ki virüs Türkiye'ye gelmesin diye. Evet, bunlar hep takdir, evet, edildi ama bugün şeffaflıktan da çok sık bahsetti bakan. Bu vakanın nerede çıktığını bilmiyoruz. Bilmemiz iyi mi kötü mü? Bilmememiz. Veya kaç kişinin karantinada olduğunu söylemem doğru olmaz diyor bakan. Bunu mesela niye bilmiyoruz? Endişeleneceğiz diye mi, yoksa hafife alacağız diye mi? Buralarda biraz kafalar karışıyor herhalde. Haklısınız. Şimdi şöyle, aslına bakarsanız olgunun nerede olduğu çok önemli değil şu anda. Hı hı. Hani ben şimdi bir bilim insanı olarak, evet, bir hekim olarak, enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak aynı zamanda hani bu olgunun Türkiye'ye girdiğini biliyor olmam benim için yeterli. Hı hı. Ama şimdi bir yere odaklanmaya başladığınız zaman, hı hı, belki de bakanlık bunun için önlem almaya çalışıyor. Panik havasını arttırmak, biraz önce siz de söylediniz, hı hı, böyle marketlere insanlar saldırıyorlar. Ya inanılmaz bir şey. Yapıyor. Evet. İşte, hı hı, yani şimdi düşünsenize bunu. Şimdi bunu bir yere odakladığınız zaman o bölgede ki panik havasını düşünebiliyor daha musunuz? Daha da artar, doğru. Yani şimdi bunu kontrol altına almak zorundasınız. Ben bugün sizle beraber sanırım üçüncü mü ne olacak? Dördüncü olacak. Sürekli olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Yani tedbiri elden bırakmayalım ama paniğe de girmeyelim. Çünkü tamam, olgular var, önlemleri almak için konuşalım. Böyle bir panik havası toplumda hastalıktan daha kötü. Hastalığın yayılmasından niye, daha kötü niye bir duruma sokacak. Niye panik oluyoruz? Orayı da söyleyeyim. Ondan sonra lütfen önlemleri bir bize anlatırsanız sevineceğiz. Merkel dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Almanya'da, evet, %60-70 oranında nüfusun etkilenmesini bekliyoruz. Bu çok Sağlık felaket bir senaryo gibi, evet, göründü. Evet, evet. Ne yazık ki öyle. Doğrudur. Türkiye niye 50-60 değil? O zaman Türkiye'de de böyle olabilir. Bir de İtalya örneği var diye insanlar düşünerek belki panik oluyor.
Evet, yani şimdi şöyle, elbette böyle bir durum söz konusu. Şimdi olabilir, bakın bunu reddetmiyorum, ben de reddedemem, sanırım bakan da reddedemez. Evet, evet. Yani böyle bir, eğer bunun önlemini, engelini almaz, bir an önce bir takım tedbirleri gündeme sokmazsak, Merkel'in dediği o kabus senaryosu gündeme gelebilir. Doğrudur. Umarım böyle olmaz. Hepimiz bunu umuyoruz zaten. Umarım böyle olmaz. Ben çok kaba bir hesap söyleyeyim size. Lütfen. Eğer ülkemizde 10 milyon insan virüsle etkilenirse, virüs bulaşırsa 10 milyon insan, %2-3 civarında bir ölüm oranından bahsediyoruz. Yani mortalite oranından bahsediyoruz. %2'lerde. 200 ila 300 bin insanın yaşamını yitirmesinden bahsediyoruz. Çok büyük olan. Çok büyük bir oran. Yani şimdi bunu önlemek için uğraşacağız. Bunu engelleyebilmek için uğraşacağız. Panik yapmadan bunu engellemek için uğraşacağız. Bu anlamda da infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları zaten göreve hazır. Türkiye'nin dört bir tarafında ve biz örneğin her yıl yaptığımız ulusal kongremizi iptal ettik. Önümüzdeki hafta yapacaktık. Sırf meslektaşlarımız görevlerinin başında dursunlar, bu konudaki önlemlere katkı sunmaya devam edeceğiz diye biz kendi kongremizi iptal ettik şu anda ve hazır bekliyoruz. O önlemler kısmında yer alabilmek amacıyla şu anda bu durumdayız. Onu söyleyebilirim. Anladım. Size. Peki önlem, bir kere bireysel önlemler herhalde değil mi? Hep konuştuğumuz o temizlik, şu bu. Kolonya fiyatları uçmuş bu arada, onu da söyleyeyim. Eyvah eyvah. Şimdi şöyle, hani bu önlemleri de 3 başlık altında toplamak gerekiyor. Bireysel önlemler en alttaki önlemler aslında. Belki de toplumun en yaygın ve en dikkat ettiği önlemler onlar ama. Birincisi, şu anda bilim kurulu toplantısı devam ediyordu. İşte oradan bir takım öneriler bitti, gelecek. Evet, işte okullar vardı, kapanacak mı? Yok, kapanmayacak. Bakaları, şöyle onu bilgi olarak en azından tam yerine geldiği için söyleyelim. Biz dinleyenleri de aktarmış olalım. Okulların kapanıp kapanmayacağı ile ilgili bilim kurulu toplantısına Milli Eğitim Bakanı katılacaktı. Sonra onun katılımından vazgeçilmiş veya dahil edilmesinden vazgeçilmiş. Ve sonrasında bakılacakmış o meseleye. Şu an için okulların tatil olmasıyla ilgili bir karar yok. Yani okullar devam ediyor. Öyle görünüyor. Evet. Yani işte bu tür önlemleri bir an önce Sağlık Bakanlığı'nın yaşama geçirmesi gerekiyor. Yani toplu olarak kapalı alanlarda bulunulmanın önüne geçilmesi gerekiyor. Yani okullar kapatılmalı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Aslında bana göre evet. Yani bu işi yayılmasını engellemek için. Çünkü aslında okullar en yayılabilecek. Şimdi çocuk yaş grubu aslına bakarsanız en hafif şekilde geçiriyor. Ama işte bize getiriyor. Yani en hafif şekilde, hatta mortalite oranları yok denecek kadar az. Yani ölüm oranları yok denecek kadar az. Ama çocuklar ne yazık ki yayabiliyorlar. Hızla yayabiliyorlar. Eve götürüyor zaten. Yani eve götürüyorlar. Orada yaşlılar var. Anneanneler, babaanneler, nineler var. Yani dedeler var. Onlara bulaştırma riskleri yüksek. O nedenle bu bulaş zincirini oradan kırmak, oradan ortadan kaldırmak gerekiyor. Birincisi bu. Yani devletin genel olarak alacağı, örneğin Spor Bakanı açıklamış, işte seyircisiz maç yapmayı düşünmüyoruz şu anda diye. Evet. Yani hani bence erken bir açıklama gibi geliyor bana. Çünkü eğer bunu kontrol altına alamazsanız İtalya'nın durumuna düşersiniz. Çünkü İtalya ligleri iptal edersiniz o zaman. Biraz geç aldı. O nedenle şu anda dünyada ikinci sıraya çıktı. Birdenbire. Yani bu önlemleri almak gerekiyor aslında. İkinci önlem hastanelerin durumu. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki birçok hastane pandemi planını düzgün bir biçimde yapmış ve bununla ilgili önlemlerini almış durumda. Örneğin kendi hastanemden örnek vermek istiyorum. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi. Şu anda biz planımızı yaptık. Böyle bir hastalıkla karşılaştığımızda hastanın nereye gideceği, nereye başvuracağı, nasıl karşılanacağı, hangi serviste yatacağı, hangi doktor, hemşire, sağlık memuru tarafından takip edilip izleneceği, onların hepsi belirlenmiş durumda. İkinci önlem grubu bu. Kaç tane hasta için belirlediniz mesela siz?
Efendim? Kaç hasta için böyle bir planınız var? Şu anda biz yaklaşık 35-40 yatağı ayırmış durumdayız. 40 yatak. Yani böyle bir, ama evet, bir anda 70 gelirse hayat değişebilir değil mi o zaman? Ama sadece örneğin Aydın'daki tek hastane biz değiliz. Üniversite hastanesi değil. Aydın Devlet Hastanesi de aynı şeyi yaptı. Aydın'da iki tane devlet hastanesi var. Yani onlar da bu tür önlemleri almışlardır. Onları biliyoruz zaten. Şimdi böyle baktığınız zaman hasta olgu sayısı artarsa tabii ki ek önlemler alınacaktır. Tabii. Ama biz şu anki durum için işte Aydın'ın nüfusunu düşünerek 3. basamak sağlık kuruluşu olduğumuzdan dolayı da 35 yatak ek önlemlerle 50 yatağa çıkabilecek bir servisi hazırlamış durumdayız. Hangi hekimlerin bununla ilgileneceği, hastalarla ilgileneceği belirlenmiş durumda. Hangi sağlık personelinin ilgileneceği belirlenmiş durumda. Bunu Türkiye'nin birçok yerinde bunlar yapılmıştır diye düşünüyorum ben şu anda. Evet. Çünkü yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır bunun çalışmaları sürüyordu. Gelelim kişisel önlemlere. Evet. Kişisel önlemlerde bir kere en önemli olan belirli bir yaşın üzerinde olan, 65 yaş ve üzeri diyoruz biz ona. Altta yatan hastalığı bulunanlar, örneğin şeker hastası, kronik akciğer hastalığı olan, kalp hastalığı olanlar veya işte kanser tedavisi görüp kemoterapi alıp bağışıklık sistemi düşkünleştirilmiş bulunan kişiler. Bunlar bir kere ne yazık ki şunu söylemek zorundayım. Belirli bir dönem evlerinden çıkmasınlar. Yani toplu alanlara gitmesinler. Toplu insanların bulunduğu yerlerde bulunmamalılar şu aşamada. En önemli şey bu. Onun dışında bir ne de dışarıdan olacak? Gelenlerle de çok temas etmemeleri lazım herhalde. Evet. Asıl evet, yani kendi gitmiyor yani, ama dışarıdan da gelme ihtimali var. Ziyaretçi de kabul etmeyecekler. Ziyaretçi de kabul etmeyecekler. Evet, evet yani bu evet biraz geleneklerimize aykırı gibi ama görünüyor yani, ama. Yani hayat öyle değişti ki şey. Hocam evet. Artık gelenek mi kaldı? Kimse elini uzatmıyor merhabalaşmak evet. için. Yani bu ciddi bir şey. Doğru. Ziyaretçi kabul etmeyecekler. Örneğin eğer hastalık şüphesi olan birileri varsa o evin içerisinde onlarla ayrı odalarda kalacaklar. Bir kere uzak duracaklar ve kişisel hijyen önlemleri çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi kolonya fiyatları ben bilmiyordum, sizden öğrendim. Ya sabah 9'da 70 liraya satılan kolonya şimdi ben de internetten gördüm. Öğleden sonra 94 lira. Yani 70 lira sabahtan 70 lira, akşam öğleden sonra 94 lira. Bugün bir markete gittim. Markette gerçekten herkes deli gibi alışveriş yapıyordu. Kolonya ve kağıt ürünler, işte tuvalet kağıdı, havlu kağıt, şu bu falan. Raflar boştu. Ya onun dışında bir sürü fotoğraf da var. Ya inanılmaz bir şey. Bu sadece bir vaka çıktığında oldu yalnız. Anladım. TÜİK sanırım enflasyon oranlarına bunları dahil etmeyecektir herhalde. Umarız. Umarız. Yani birincisi bu. Yani kişisel hijyenlere dikkat etmek gerekiyor. Suya ve sabuna dokunmak gerekiyor. Biz buna hep söylüyoruz. İnfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanları olarak. Çok basit bir önlem. Ellerimizi gün içerisinde aralıklı olarak yıkayacağız. Su ve sabunla. Yani bunu yapacağız. Ceplerimizde alkol bazlı ıslak mendiller taşıyacağız veya o alkol bazlı dezenfektanlardan taşıyabiliriz veya alkol bazlı olmayan dezenfektanları taşıyabiliriz küçük paketler halinde. Örneğin bu kalabalık yolculuk yapılan minibüsler, metrobüsler, otobüsler belirli bir anlamda risk taşıyan bölgeler. Sanırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi öyle bir şey yapmış. O kadar zor bir şey söylüyorsunuz ki şimdi bu programı dinleyen İstanbul'da birçok insan var. Toplu ulaşım kullanıyor. Hatta bizim yayını yaptığımız arkadaşlarımız şu anda karşıdan bana bakıyorlar. Hepsi metrobüs kullanıyor. Metrobüs dışında değil bir mi? Ulaşım aracı yok. Hepsine üst üste gidip üst üste geliyor yani. Yer çekimsiz ortam oluyor. Yer çekimsiz ortam. Ben, evet. İstanbul'da onu söylüyorlar. Evet. Yer çekimsiz ortamda gidip geliyorlarmış. Yani ama şimdi şöyle bir durum var. Hastalığın bulaşma durumuna baktığınız zaman bir metreden yakın ve belirli bir süre, yani 10-15 dakikalık bir temas bu bulaşmayı en tam fazla en uygun ortam otobüs ve metrobüsler belli yani. Ne yazık minibüsler ki evet ne yazık ki şu anda böyle. O zaman diğer önlemler devreye giriyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi maske takalım mı? Evet. Şimdi bu tür kalabalık bir ortama girecekseniz
Evet, maske sizi koruyabilir. Ama asıl şey hastanın maske takması. Hı hı. Yani hasta kişinin bunu işte tanı konmasa bile işte kuru öksürüğü olan, hı, ateşi olan bir kişinin evden çıkmaması ama evden de çıkacaksa maske takması, hı, aslına bakarsanız. Hı. Bu tür kapalı ortamlarda belki maske koruyucu olabilir. Ama onun dışında açık ortamda, açık havalarda, dışarıda maske kullanımını önermiyoruz. Şu aşamada önermiyoruz. Onu da görüyoruz. Çünkü bilmiyorum Aydın'da var mı, İstanbul'da maskeyle işte metrodan çıkan, ne bileyim, yürüyen sokakta insanlar. O da insanın canı sıkıyor yani, maskeli insanlar görüntüsü. Bir de Çin var zihinlerde. Hani maskeyle zorla bindiriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Böyle bir zor kullanma halleri. Böyle evet, korku evet, filmleri gibi. İnsanın gerçekten evet, canını sıkıyor, doğrusu o. Şu aşamada bence gerek yok o, ona. Ama işte hani bir kapalı ortama girip böyle bir risk altına girecekseniz, ki bence şu anda İstanbul en riskli bölgelerden bir tanesi ne yazık ki. Bunun nedeni hani başka başka yerlere yormayın diye söylüyorum. Hı-hı. Özellikle İstanbul Havalimanı o transit geçişlerin en sık yapıldığı yerlerden evet, bir tanesiydi. Hı-hı. Ve biliyorsunuz zaten gerek Amerika'daki o gerek Singapur'a giden olgu her seferinde o İstanbul Havalimanı'ndan geçti. Evet. Yani transitten geçti. Yani aslına bakarsanız uluslararası havalimanları en riskli bölgelerden bir tanesi. İstanbul bizim Türkiye'nin transit geçiş bölgesi. Doğru. Yani o nedenle onu söylemek istiyorum. Bu anlamda hani o kapalı ortamlarda belki maske takılabilir. El hijyenine dikkat edilebilir. O tutacakları tuttuktan sonra belki hemen cebinizden bir kolonya çıkartıp o elinizi silebilirsiniz. Veya ıslak mendille hemen elinizi silebilirsiniz. Hı hı. Hani bir yerlere tutunduğunuz zaman hani böyle elinizi ağzınıza, yüzünüze, gözünüze götürmeden önce o tür önlemleri almak uygun olacaktır. Hocam evet, bir tahmin rica ediyorum sizden. Nasıl atlatacak bunu Türkiye ve dünya? Türkiye ve dünya nasıl atlatacak, yani zor bir ne soru. Kadar büyük bir tahribat. Çin'i gördük sonuç itibariyle. İran'ı görüyoruz. Evet. İran gerçekten çok vahim. Bir de kapalı bir ülke olduğu için son şeyleri de görmüyoruz tam olarak. Durumu da tam, hı-hı, anlayamıyoruz ama çok felaket olduğunu biliyoruz. Yayılıyor. Avrupa'da öyle. Merkel'in açıklaması ortada. Türkiye'de şimdi bir ama önümüzdeki günlerde belki başkaları da olacak. Belki çok etkili bir önlem alınacak, bir yerde kesilecek. Yaz gelecek, belki kesilecek. Öyle bir beklenti de var. Çok yoğun bir biçimde öyle bir iyimserlik var. Nasıl atlatacak sizce? Çünkü evet, dediniz yani, ya 10 milyon hasta, 200 bin ölü. Evet. Şimdi bakın şöyle. Benim elimdeki verilerde şu ana kadar 120 bini geçti tüm dünyada. Evet. Yani aslına bakarsanız bence insanoğlu önlemlerini almaya başlamış durumda. 120 ülkede 120 bin kişi. Hı hı. Ölenlerin sayısı da yaklaşık olarak yaşamını yitirenlerin sayısı ne yazık ki 4 bin civarında. Evet. Şimdi o 1918 İspanyol gribiyle karşılaştırdığımız zaman biz infeksiyon hastalıkları evet, uzmanları hemen evet, onu yapıyoruz. Evet. Oradaki yaşamını yitiren insan sayısı 40 milyon hatta üzerinde. Hı-hı. Yani bu influenza salgınıyla. Büyük olasılıkla tabii o günkü koşullarla bugünkü koşullar kıyas kabul etmez. Hı-hı. Hani o iletişim ağları, hı-hı, ve bu uçuşları kıyas kabul etmez. Nasıl atlatacağız? Benim umudum aşısının en kısa sürede bulunmasından yana. Yani oraya umut ediyorum. Çünkü biliyoruz yoğun aşı çalışmaları devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafında, Çin'de dahil olmak üzere, Amerika'da, Avrupa'da, laboratuvarlarda aşı çalışmaları devam ediyor. Şu anda henüz bulunamadı ama yakın dönemde çıkar. Yakın dönemde çıkar diye tahmin ediyorum. İkinci umudum buna yönelik bir antiviral ilacın bulunabilmesi. İkinci umudum çünkü özellikle influenza, HIV ve diğer viral infeksiyonlar nedeniyle antiviral ilaçlar konusunda yoğun çalışmalar yapılıyor. Onlardan bir tanesi çıkar diye tahmin ediyorum. Ama
hastalığın kendiliğinden sönmesini bekliyor muyum? Ne yazık ki beklemiyorum. Çünkü biz şimdi sıcak mevsimlere girmeye başladığımız anda Güney Yarımküre soğuk mevsimlere girmeye başlayacak. Bu sefer oraya gidecek. Tabii oraya gidecek. Yani bu döngü devam edecek. Bu kadar yayılmış bir virüsün, çünkü bu SARS ve MERS'ten biraz daha farklı oldu. Şimdi biliyorsunuz 2002'de SARS oldu ilk önce. Sonra 2012'de MERS dediğimiz MERS koronavirüs salgını oldu. Onlar kendiliklerinden sönümlendiler. Ama o yayılması hemen engellendiğinden dolayı. Fakat bu virüs için şu anki öngörüm benim öyle bir şey olmayacak gibi duruyor. Bu artık dünya üzerinde bir döngüye girecek ve bir süre sonra da oturacak. Oturacak. Belki yani, işte aşısı, ilacı, tedavi için bir takım imkanları farklılaşacak. Evet. Bilim buna bir çare bulmaya çalışacak. Şimdi Hatay'dan bir dinleyicimiz yazmış. Hiperi, süperi, minisi, bütün marketleri gezin, bir tane kolonya görmedim diye. Yani durumu anlatması açısından önemli. Bir son soru. Bu bir salgındır diyemeyiz diyor bakan bir iki vakayla. Evet, bir iki vakayla söyleyemeyiz ama bu bir salgındır demek için ne lazım? Mesela İtalya gibi mi lazım? Yunanistan mı? İsviçre mi? Almanya mı? İtalya'da salgın var diyebiliriz. Ama Türkiye için virüsün girdiğini, henüz salgın aşamasına gelmediğini, toplu hastalık tanılarının henüz daha konulmadığını, çünkü salgın diyebilmek için, şimdi bu virüsün bir özelliği, bir kişide görüyorsanız o kişi 2,5-3 kişiye daha bulaştırmıştır. Tabii yani 2 kişi 5 kişiye bulaştırmış anlamına geliyor bu. Böyle bir geometrik artışla artıyor ne yazık ki. Henüz daha o artış iğmesinde değiliz. Başlangıcındayız. Önlemleri almazsak bir süre sonra bu katlamalı olarak tanı konulan kişiler bir gün 100 kişi açıklanırken öteki gün 300 kişi açıklanacak, sonra 900 kişi açıklanacak ve böyle katlamalı gidecek. İşte o zaman salgın diyeceğiz ve zaten o anlamda da ne yazık ki yaşam yitimleri de başlayacak. Umut ederim ki öyle şeyler olmaz. Hepimiz bunun önlemini alırız. Bilinçli yurttaşlar, bilinçli vatandaşlar olarak kişisel hijyen önlemlerimize dikkat ederiz. Ama şunu da söylememde fayda var. Biz Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji uzmanları olarak göreve hazırız. Zaten görevimizin başındayız. Herhangi bir durumda bu ülke Cumhuriyet tarihiyle beraber birçok bulaşıcı hastalığı ortadan kaldırma yetisine sahip olmuş bir ülkedir. Özellikle Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren büyük başarıları atmıştır. Sıtma mücadelesi, tüberküloz mücadelesi, bunlar gerçekten çok önemlidir. Bizim ülkemizin sağlık sistemini ne kadar yıpratmaya çalışırlarsa çalışsınlar birileri, gene de bir temelde atılmış bir sağlamlık var temel değil mi? Sağlam temel. Sağlamlık var. Cumhuriyetin o temel ilkeleri orada hala var. Her hekimin gönlünde hala o temel ilkeler duruyor. O anlamda ben hekim arkadaşlarıma, meslektaşlarıma gerçekten güveniyorum. Büyük olasılıkla bunu da atlatacağız. Aliye Terkeslioğlu izleyicilerimizden diyor ki esas alan hekimlerimiz bugünden itibaren çok önemli bir sağlık savaşına giriyorlar. Güveniyoruz ve başarılar diliyoruz diyor. Onlar da insanlar da son itibariyle kime güvenecekler? Elbette hekimlere güvenecekler. Size size kolay gelsin. Yani gerçekten zor bir dönem. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hem açıklamalarınızla, hem tedavilerinizle, hem mesainizle çok önemli, kritik bir döneme girildiği görülüyor. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Sizin şahsınızda sağ olun, eksik olmayın. Katılıp çok sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. Peki, iyi yayınlar. Sağ olun, hoşça kalın. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'la konuştuk.